Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çiftçilik yapan İdris Barkıyer yaşadığı kaza sonucu römorkla biçer dövenin arasında kaldı. 10 kaburgasının kırıldığı kazada Şanlıurfa'nın çeşitli hastanelerinde tedavisine çözüm bulunamayan Barkıyer, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne sağlığına kavuştu. Ciddi bir şekilde, çok ciddi bir şekilde yol süreci olduğu için zaten bunlar başıma geldi. Ramazan kardeşim, onun bir çerdeveri vardı. Yani biz tarlaya girdiğimiz halde arkamızda su bırakıldı, arkamızda kamyon geliyor. Kamyon geri gidiyor. Depo doldu, kamyon geçemiyor. Dedim ki pimini çekelim, biz devam edelim diğeri gelene kadar. Benim pimi çektiğim tarlanın zemini hafif şöyle meyilli. Çektim pimi. Yani pimi çekimle biçerin arasındaki mesafe 3 metre rahat var yani hemen. Bir de ki şimdiki biçer duvarların kameraları çok net. Çok net. Baktım romork geliyor. Romorkun içindeki ağırlığı 2 ton. Romorkun kendisi de 1,5 ton. Geldi. Ya geldi, biz bunu rica ile nerede getirmişiz? Dedim belki bir elini önüne atarım. Belki durabilir yani. Mail olmasaydı gelmezdi zaten. İbrahim kardeşime söyleyeyim. Romuk geldi, her iki elimi vurdum, durmadı. Ya nasıl ettim, durmadı. Bir baktım ki biçerle şeyin arasında kalmak üzereyim. Romuk arasında. İttim etmedim, durmadı. Orada tek akıl kullandım, mantığı da kullansaydım hiçbir şey olmazdı. Artık şu şekilde, yani şu benim yanım, sağ tarafım, romurkla biç arasında kaldı. Kendimi şu şekilde arada çıkardım. Ondan sonra yere düştüm. Yere düştüm ama şurum her şeyin yerinde. Çok acayip bir ağrı var. Parçalanmış gibi hissettim kendimi. Ekber hocam dedi ki İdris Bey, senin %3 bir şansın vardı. Bunu bizzat kendisi bana söyledi. %3, %5 arasında bir yaşam şansın vardı dedi. Onu da kullandım dedi. Allah razı olsun. Ekber hocamla ve ekibiyle beraber yüreklerine sağlık. Herhalde ona söylüyor ya, götürmeyelim, etmeyelim, şu etmeyelim, bu etmeyelim. Burada bütün cihazlar var, şunlar var, bunlar var. Demek ki yokmuş. Mucize diyelim. Yani buna bir mucize denilirler yani ha. Bunun başka bir tarifesi yoktur yani. Hastamız bize Urfa'dan çok ağır bir tablo içerisinde geldi. Solunum cihazındaydı. Belirgin olarak yelken göğüs tablosuna sahipti. Ve çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Öncelikle yoğun bakımımızda enfeksiyonla mücadele ettik. Solunum cihazında bir süre daha kalmaya devam etti. Klinik tablosunda düzelme sağladıktan sonra mevcut kırık kemiklerini, kırık kaburgalarını sabitleyerek göğüs duvarında stabiliteyi sağladık. Böylece hastamızın yeniden solumasını sağladık. Ölümün eşiğinden döndürdüğümüzü söyleyebilirim. Gerekli durumlarda kaburga kırıklarında aynı kol bacak kırıklarında olduğu gibi vidalama ya da plak yönteminin kullanılması hayat kurtarıcıdır. Biz de bu durumda hastamıza bu tedaviyi uygulayarak sağlığına kavuşturduk. Bunun için de hastane olarak ve hekimler olarak çok mutluyuz. Kaç günlük bir tedavi süreci oldu amca? Bize geldikten sonra 5 gün kadar solunum cihazında kaldı. Ameliyatın üzerinden de yaklaşık bir hafta geçti. Yani 12 gündür tedavisi devam ediyor. İsimleri unutuyor hocam, kusura bakmayın. Ama uzun süre makineye bağlı kaldı. Yok, daha konuştu yani. Evet. Sen şimdi olayı ne kadar hatırlıyorsun? Neyini hatırlıyorsun? Üstü yüzünü hatırlıyorum. Hepsini hatırlıyor musun?
Sen romotla şeyin arasında mı kaldın? İçeride benim arasında kaldın. Sıkıştın. Göğsün sıkışmış taraftan. Beni şu şekilde geldi. Arkadan cismından çarptı. Değil mi? Hı. Aynı senin durumunda geldi. Bu çok kötüydü. Bunu kavurmada parçalanmıştı. Biz o hastayı aldık. Aynı sana yaptılar. Tedaviye uğradık. O da uzun süre solunum cihazına bağlı kaldı. Sonrasında taburcu oldu gitti. Şimdi senin yanındaki o kardeşin miydi? İsmi neydi? Benim kardeşim Ramazan. Ramazan. Evet. Beni ondan aradılar. Dediler ki hocam Yusuf rahat verdi sizin telefonunuzu. He, sizin hastanız. Evet. Evet. Ben sizi hastaneden buraya aldırmak için bir gün uğraştım. Bir gün. Evet. Ambulans gönderdim. İki gün hocam. Doktor dediler, doktor lazım dediler. Bu arada da ben İstanbul'dayım. Evet, evet. Şey yapamıyorum. Bir Mustafa Hoca'yı arıyorum, bir müdürü arıyorum, bir bilmem kimi arıyorum. Seni buraya getirmek zor oldu gerçekten. Hayat riski ama olduğu için. Hayat riski var dediler. Göndermek istemiyorlar. Şükür bugüne geldik. Tedavisini yaptık. Mustafa Hocam'ın çok büyük katkıları var. Murat'ın çok büyük katkıları var. İlk geldiğinde yoğun bakımda Mustafa Hocam seni takip etti. Tedavileri Mustafa Hocam düzenledi.